بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ صَدَقَ اللّٰهُ Aziz kardeşlerim, muhterem müminler, değerli izleyenlerim, Allahü Teala Hazretleri vücutlarınıza, vücutlarımıza sıhhat afiyet ihsan eylesin. Ömürlerimize bereket ikram eylesin hayır muratlarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Ömür, hayat her an geçiyor. Su gibi akıp gidiyor. Takvimin yaprakları eksildikçe, saatler, dakikalar, saniyeler geçtikçe, her gün biraz daha Bizim için takdir edilmiş ecele yaklaşıyoruz. Ne çare ki ölümden kurtuluş yok. Bu hayatın kesin ve keskin kanunu Cenab-ı Mevla'nın bu kainata yerleştirmiş olduğu bir kanunu ilahidir. Ancak Rabbim cümlemize yaşadığımız hayatı sağlıklı, imanlı ve salih amellerle dolu bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Hayat gelip geçiyor, ömür tükeniyor, her gün biraz daha bizim için takdir edilmiş çizgiye yanaşıyoruz. Müslümanın her gün biraz daha ibadetlerini, hazırlıklarını, azığını artırması lazım. Estaizu billah. Ve tezevvedu fe inne hayra zâdi ve tekûn ulil elbâb. Rabbimiz buyuruyor ki ve tezevvedu ey kullarım. Önünüzde Derin sular, serin sular, vadiler, geçitler, uçurumlar, uzun yollar var. Ahiret yolunda mahşerde sizi uzun bir yolculuk bekliyor. Bu uzun yolculuk için hazırlığınızı yapın. Fe inna takva. Bir kişinin ahiret için hazırlayacağı en güzel azık, en güzel yiyecek, en kıymetli nevale takvadır aziz kardeşlerim. Öyleyse buyuruyor Rabbimiz وَاتَّقُونِ يَا اُلِ Benden korkun, emirlerime uymamaktan sakının, yasaklarımdan kaçının, işte sizin için en güzel ahiret sermayesi budur buyuruyor. Kardeşlerim Allah Resulü iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam buyurur ki men isteve yevmehu fehuve meğbûnün iki günü denk olan iki günü birbirine eşit olan zarardadır buyuruyor. Öyleyse bir sonraki gün yaptığımız hayır hasenat ibadet bir önceki güne nazaran bir parça daha fazla olmalıdır. Trend çizgi her gün biraz daha yükseğe çıkmalıdır. Çıtayı her gün biraz daha yükseltmeliyiz. Çünkü o çizginin sonunda bizi bir ölüm bekliyor bir önceki güne nazaran İslamiyet'e bir sonraki gün yapacağımız hizmet biraz daha fazla olmalıdır. Fazla olması için gayrı sarf etmeliyiz. Nafile eğer günde iki rekat kılıyorsak nafile bir sonraki gün onu iki rekat daha artırmalıyız. İşrak namazı kılmıyorsak işrak namazlarına başlamalıyız kuşluk namazı kılmıyorsak öğle namazından yaklaşık bir saat öncesine kadar kılınır. İşrak namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra iki rekat kılınır, dört rekat da kılınabilir. Bunlara başlayalım, kuşluk namazına başlayalım. Adetimiz değilse, alışkanlık yapmamışsak, camilere erken gelelim, mescitlere erken girelim ve girdiğimizde iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılalım. Abdest aldığımızda iki rekat abdest şükür namazı alışkanlığımız yoksa iki rekat abdest şükür namazı kılalım. Akşam namazından sonra evvabin namazı alışkanlığımız yoksa evvabin namazı kılalım. Dört rekat hiç olmazsa kılalım. İki rekatla başlayalım canım. Ama her gün ibadet çizgimiz ve trendimiz biraz daha yükselsin aziz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam her gece teheccüd namazına kalkardı. E ne olur bu uzun gecelerde, uyumakla bitmeyen gecelerde, sabah namazının vaktinin girmesinden, imsaktan bir saat önce kalkalım, bir abdest alalım, İki rekat teheccüd namazı kılalım. Hayat geçiyor, ömür bitiyor. Heybe bir şeyler atalım. Heybemize, salih amel defterimize fazla fazla bir şeyler yazmaya, yazdırmaya gayret edelim. Sonra ah, vah para etmeyecektir. Seyyidü Taife ünvanıyla lakabıyla lakaplanmış Allah dostlarının baş tacı, İslam büyüklerinin önderlerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Büyük ilimler sahibi, keşif keramet sahibi, harikulade haller kendisinden zahir olmuş bir insan ama kendisi bunlara hiç kıymet vermemiş. Vefat edildikten sonra rüyada görülüyor. Kendisine soruyorlar, diyorlar ki Üstad Hoca efendi, hocamız, efendi hazretleri. Ahiretten ne haber var? Rüyada kendisinin söylediği şu. Rüya ile amel edilmez ama sadık rüya salihlerin rüyası bir haberdir. Onlardan biz ibret ve dersler alırız. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki Üstad Ahirette ne muamele gördünüz? Oradan ne haber var? Rüyada söylediği şu. el ibarat ve feniyetil işarat ve lem yenfa'na illa rükeyatin salleynaha fi cevfil leyali diyor ki ahirette dünyada okuduğumuz bütün kitaplar ibareler yok oldu. O bir takım zuhuratlar, harikulade haller, onların hepsi gitti. Bize burada fayda veren gecelerin ortasında, karanlıkların karnında, herkes uyurken kalkıp bir kandil gibi yanıp kılmış olduğumuz iki rekatlar, iki şercik rekatlar, rekatçıklar bize fayda verdi diyor. Kardeşlerim, ömür geçiyor. Her gün kişi iman kalitesini biraz daha yükseltmeli. 70 küsur şube olan iman basamaklarında her gün bir sonrakine yükselmek için gayret sarf etmeli. İbadet kalitesini her gün biraz daha artırmalı. Namazının kalitesini, değerini, kıymetini, orucunu sadakasını, zekatını, yapmış olduğu hayır hasenatlara her takım biraz daha yenisini katarak ahirete hazırlığımızı yapmalıyız. Zaman geçiyor, ömür bitiyor. Ayet-i Celilesinde Allahu Zülcelal Kemal Hazretleri Hadid Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Alam yani lillezina amanu an takhsha kulubuhum li zikrillah. Alam yani yaklaşmadı mı? Gelmedi mi? Kim için? Lillezina <Darwin> amanu. Benim iman eden kullarım var ya. O kullarım için artık zamanı gelmedi mi? Vakti yaklaşmadı mı? Neyin vakti yaklaşmadı mı? An takhsha kulubuhum li zikrillah. Allah'ın zikrine kalplerinin samimi bir şekilde bağlanması, zikrullaha sarılmaları, kalplerini samimi bir şekilde Allah'ın zikriyle doldurmalarının vakti gelmedi mi daha? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Hak'tan inen Kur'an-ı Azimüşşan'a ayetlere daha sıkı bağlanmalarının, daha fazla hürmet edip, itina gösterip, ihtimam ve özen gösterip, bu ayetlerin gereğini daha güzel yerine getirmelerinin vakti yaklaşmadı mı, Ölüm yaklaşıyor. وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ Daha önce geçen, kendilerine kitap verilen, Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmamalarının, onların adetlerinden uzaklaşmalarının, Yahudi ve Hristiyanlarla aralarında fark olmamasının zamanı gelmedi mi? Aziz kardeşim, nasıl yaşıyoruz? Evimiz peygamberin evine mi? Yoksa Yahudi Hristiyanların evine mi benziyor? Evimizden yükselen, hoş, hani şu anda bu fakiri seyrettiğiniz bir kutu var ya Allah onu hayra kullanmayı nasip eylesin. Şerre kullanmaktan muhafaza eylesin. Sohbetler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ibretler seyretmeyi nasip eylesin. Bu kutulardan evlerimizin içine gazinolarımı, kötü manzaralarımı, isyan tuyan günahlarımı evimize yayıyoruz. Yoksa Kur'an'ı, İslam'ı, ilmi ve irfanı mı evimizin içine, çoluk çocuğumuzun gözüne ve gönlüne yayıyoruz? Buna ne zaman dikkat edeceğiz? Aklımızı başımıza almanın zamanı gelmedi mi? Ey insan ne zaman uyanacaksın? Hani derler kafanı kabrin tahtasına vurduğun zaman mı uyanacaksın? Hani önceden öyle inanırlardı, kişi öldüğünü anlamazmış. Efendim kabirde kendisine biraz can verilirmiş. Doğrulmak istediği zaman kafasını kabrin tahtasına vururmuş. Aa öldüğünü o zaman anlarmış derler. Tabii ki böyle bir şey yok. Kişi öldüğü zaman bedeninde hayat emaresi biter. O kişinin bedeni artık kımıldamaz. Bu bir temsildir sadece. Aziz kardeşlerim, kabirde münker nekir bize sorduğu zaman ah vah etmeyecek. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, Hadid Suresi benim iman eden kullarımın akıllarını başlarına alıp kalplerini Allah'ın zikriyle doldurmalarının zamanı gelmedi mi? Kur'an-ı Azimüşşan'a sımsıkı sarılmalarının zamanı gelmedi mi? Ehli kitabın içine düştüğü duruma düşmüşler. Bu durumdan çıkmalarının, kaçıp kurtulmalarının zamanı gelmedi mi? Ehli kitap Öyle bir kötü duruma düştü. Tevrat'ı, İncil'i Zebur'u terk ettiler. Fetale aleyhimul emedü. Peygamberlerinin gönderilmesinin üzerinden zaman geçti. Kalplerindeki bu kitap inancı eskidi. Fekaset kulübühüm <laughs> kalpleri taş gibi oldu. Kas katı kesildi. Ve kethirun minhum fasikun Onların çoğu fasıklardan oldu, fasıktırlar. Evet, her gün biraz daha gayret etmeliyiz. İbadetlerimizin değerini, kalitesini yükseltmeliyiz. Bakınız, kişinin yaptığı iş amacına hizmet etmiyorsa veyahut da bir vasıta, bir ev aleti düşünün ki yapılış gayesine hizmet etmiyorsa o iş, o ev aleti ha var ha yoktur. Evinizde buzdolabı var. Ne işe yarıyor? Yiyeceklerinizi muhafaza etmeye, bozulmaktan korumaya yarıyor. Taze tutmasını sağlıyor değil mi? Ama buzdolabımız çalışmıyor. Çalışmayan buzdolabı ha var ha yok. Hatta çalışmayan buzdolabı evde olmasa daha iyi çünkü yer işgal ediyor. Elektrik süpürgeniz var, çamaşır makineniz var, evde duruyor. Televizyonunuz var, masanın üstünde duruyor, duvarda asılı. Ama çalışmıyor. Çalışmayan buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bir alet. Ha var, ha yok. Aziz kardeşlerim, bir ibadet ki maksadına hizmet etmiyor hizmet etmekten çok uzak. O ibadet havar hayok. Rabbim böyle ibadet etmekten muhafaza eylesin. İbadetlerimizi layıkı cihile yapmayı nasip eylesin. Bu münasebetledir ki iki cihan serveri aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Nice Kur'an okuyan vardır ki Kur'an ona lanet eder. Nice oruç tutan vardır ki, tuttuğu oruçtan onun yanına kalan sadece ve sadece açlık ve susuzluktur. Nice namaz kılan vardır ki, kıldığı namazlar yevm kıyamette onun yüzüne çarpılacaktır. Rabbim namazlarımızı dergah-ı izzetinde müstecav eylesin makbul namazlar kılma yolunda bizi daim eylesin. Evet, kıldığımız namazlar hiç şüphe yok ki borç hanemizden düşerler. Borç hanemizden düşer, kalitesine göre kıldığımız namazlara sevap yazılır. Kalitesine göre kıldığımız namazların faydasını görürüz. Hani Ramazan topu vardır ya. Ramazanlarda imsak ve sah iftar vaktinde patlatılır. Zamanın başladığını ve bittiğini, orucun başlangıcını ve bitişini haber verir. Ama bu Ramazan topu bir yere düşüp de bir beldeye zarar verdiğini hiç duydunuz mu? Ramazan topu patlamış da düşmüş bir yere de oraya zarar vermiş. Duymazsınız. Neden? Çünkü Ramazan topu sadece içinde barut olup şarap neli olmayan bir toptur. Ramazan topunun hiçbir etkisi yoktur ses çıkarmaktan başka. Aynı şekilde askerliğini yapanlar bilir, hatta yapmayanlar da bilir. Kuru sıkı silahlar vardır. Mermi vardır ama içinde kurşun yoktur. Sadece patlar, ses çıkarır, hiçbir etki icra edemez. Aziz kardeşlerim, ibadetler vardır, amacına hizmet eder. İbadetler vardır, kişiyi maksada ulaştırır. Namaz vardır, Estaizu billah, inna salata tenha anil fahşai vel münker sırrına mazhar olmuştur. Şüphesiz ki namaz, kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Ya Resulallah filanca hem namaz kılıyor hem de şu kötülüğe devam ediyor diye haber verildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor değil mi? Namaza devam ediyor değil mi? Evet Ya Resulallah bırakın onu kıldığı namaz onu kötülükten alıkoyacaktır buyuruyor. Namazlar vardır sadece kılınır sahibine faydası olmaz. Kuru sıkı namazlar vardır Allah korusun sadece görüntü var. Etki yok ise bu namazlar gözden geçirilmelidir aziz kardeşlerim. Namazın etkisinin olup olmadığı nasıl anlaşılır? Namaz kişi kötülükten alıkoyuyorsa Mü'minun suresinin 3. ayeti kerimesinde beyan edildiği gibi Estaizu billah وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْفِ مُعْرِضُونَ Okullar ki o müminler ki felaha ermişlerdir. O müminler ki namazlarında huşu sahibidirler. O müminler ki lagivden, boş işlerden dünya ve ahirette kendilerine hiçbir faydası olmayan işlerden uzak dururlar. Eğer kişinin kıldığı namaz onu böyle kötülüklerden uzak tutuyor, boş işlerden uzak tutuyorsa onun içi dop dolu bir namazdır. Rabbim öyle namazlar kılmayı nasip eylesin. İşte böyle bir namazın nasıl olması gerektiğini, nasıl kılınması gerektiğini inşallah anlatmaya çalışacağız. Mü'minun suresinin ilk üç ayeti. Birinci ayet şu, Estaizu billah kad eflahal mu'minun kad eflaha hiç şüphesiz felah bulmuş ve kurtulmuştur. Kim? El mu'minun. O el mu'minun. müminun müminler demek ama bir de başında el var. Arapçadaki el takısı harfi tarif ne ifade eder? Hani var ya daha önce anlatılmıştı ya hani biliyorsun ya demektir. O iki elifle lam Büyük manalı ifadeler. Kad eflaha şüphesiz kurtulmuştur. Kim? ne değil ya. El müminun. O müminler var ya onlar kurtulmuş ve ferah bulmuştur. Hangi müminler? Ayet-i devamında o müminlerin vasıflarını anlatacak. Ancak biz o müminlerde Cenab-ı Mevla'nın görmek istediği olması gereken birinci vasfı inşallah anlatmaya çalışacağız. Hazreti Enes radıyallahu anh'den rivayet ediliyor ki iki cihan serveri sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Halakallahu <laughs> cennete adnin. Allahu Zülcelal Hazretleri Adin cennetini yarattı. Biyedihi eliyle yarattı. Her şey Cenab-ı Mevla yarattı. Adin cennetini de Cenab-ı Hak yarattı. Rabbimiz yarattı. Niçin Efendimiz böyle buyurur? Eliyle yarattı. Bu bir temsildir, bu bir teşbihdir. Cenab-ı Hak elden münezzehtir. Ama Türkçe'de ne deriz? Özene bezene yaptı bir şeyi. Bizzat yaptı manasına. Arapça'da da aynı şekilde Cenab-ı Mevla adın cennetini iman eden kulları için tabiri caizse tabirimi mazur görün özene bezene, bezene kudret eliyle adin cennetini yarattı ve süsledi. Nasıl? Libneten min dürretin beyda'e Bir tuğlası, öyle saraylar, öyle yapılar var ki, bir tuğlası inciden. Ve libneten min yakutetin hemra'e Bazılarının saraylarının duvarları ve sarayın bizzat kendisi kırmızı yakuttan veya yakut inci böyle nakışlı şekilli bir şekilde tuğlaları işlenmiş. Walibneten min zebercedin hazra'a. Adin cennetlerindeki yapılar saraylar. Bir tuğlası yeşil zümrütten. Melatuhel <laughs> miskü. Cennetlerin saraylarının sıvaları dışları misk. Misk kokuyor miskilası varmış ve hasba'u'l yine sarayların etrafındaki yollar yerlere serilen şeyler incilerden ve hashişu'z hazzaferan. sarayların köşklerin cennetin içi zaferan çiçekleriyle dolu süslenmiş Fümme kale laha intiqi ey cennet seni kendi kudret elimle yarattım, donattım, bezedim, süsledim. Ey adin cenneti konuş bakalım, dile gel ne diyeceksin? Adin cennetin ilk sözü ne olmuş? Efendimiz aleyhisselam haber veriyor. Adin cennetinin ilk sözü قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Hiç şüphesi, hiç şüpheniz olmasın ki, hiç şüphesiz İman eden kullar felah bulmuştur, kurtulmuştur. Adin cenneti diyor ki, ne mutlu o kimseye ki beni kazanmıştır, bende sonsuza kadar konuk olmuş, ikamet etmiş, bendeki nimetlerden istifade etmiştir. Rabbimin kudret eliyle yarattığı, donattığı, süslediği, bezediği. Beni kazanan, adin cennetini kazanan kişiye ne mutlu diyor. Adin cennetinin söylediği ilk söz bu oluyor. Ama o adin cennetini kazanan müminlerin vasıfları neler gelecek. Cenab-ı Mevla da adin cennetinin bu ilk sözüne cevaben, onu takiben şöyle buyuruyor. Ve izzeti ve celali. İzzetim ve celalime yemin olsun ki buyuruyor Cenab-ı Mevla. La yucaviruni fike bakhilun. Ey adin cenneti. Seni kazanana ne mutlu. Ancak sana girerek benim rahmetime o kimse mücavir olamaz ki benim rahmetime nail olamaz ki cimridir o kimse. Cimriler İzzetim celalim hakkı için adin cennetine giremez, adin cennetinde benim rahmetime eremez buyuruyor. Rabbim cimrilikten de muhafaza eylesin. Bu arada çünkü cimrilik öyle bir ağaçtır ki kökü cehennemde dalları dünyadadır. Cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennette dalları dünyadadır. Her kim dünyada cömertlik ağacının dalından tutarsa eninde sonunda cennete girer. Her kim cimrilik ağacının bir dalına yapışırsa Allah korusun cennetten mahrum olur. Adamın biri kendisi de cimriliğinin farkında, eli sıkı hani. Dediler ki kendisine hacca gitmiş. Çok cimrisin. Dünyayı çok seviyorsun. Sen de bunun farkındasın. Dua edelim bu mübarek yerlerde de şu cimrilikten kurtul. He demiş doğru söylüyorsun. Gelin dua edelim de şu cimrilikten kurtulayım. Şu dünyayı sevmekten, parayı sevmekten kurtulayım. Tamam demişler. Tam el açmışlar. Dua edecekler. Bir dakika demiş. Bir dakika. Ne oldu? Ya şimdi cimrilikten kurtulmak için burada dua ediyoruz ama ya kabul olursa? Ya içimdeki bu dünya sevgisi, para sevgisi giderse? o kadar cimri ki duasının kabul olmasından bile cimriliğin gitmesinden bile korkuyor. Rabbim böyle cimrilikten muhafaza eylesin. Evet. Adin cennetinin ilk sözü kad eflehal müminun hiç şüphesiz ki müminler kurtulmuştur. Ancak hangi müminler ellezine hum fi salatihim khashiun o müminler ki namazlarında huşu sahibidirler. Bakınız ayet-i Cenab-ı Mevla şöyle buyurabilirdi. Diğer bir takım ayet-i celilelerde buyurduğu gibi müminler felah bulmuştur. Öyle müminler ki ellezine yukimune salate namazı kılanlar, namazı dost doğru kılanlar. Ellezine yusallune namaz kılan müminler kurtulmuştur buyurabilirdi. Ancak ne buyurdu? Ellezine hum fi salatihim onlar namaz kılarlar hem de namazı huşu içerisinde kılarlar. Huşu, anahtar kelime bu. Tabiri caizse sihirli, önemli kelime bu. Huşuya sahip olarak huşu içerisinde namaz kılan müminler kurtulmuş, felaha ermiş ve cenneti kazanmıştır. Huşu içinde kılınan namaz, üçüncü ayeti celile وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ ve وَمُعْرِضُونَ onlar ki lağivden, boş işlerden, faydasız işlerden, zaman öldürmekten, kendilerine dünyevi, uhrevi fayda sağlamayan şeylerle zaman öldürmekten yüz çevirirler. Huşu ile kılınan bir namaz, kişiyi ahirete yöneldir, kişiyi Mevla'ya yöneldir. Kişiye ahiret sevgisi, cennet sevgisi, cehennem korkusu, Mevla'nın rızasını kazanma isteği aşılar. Bir namaz ki Allahu Ekber deyince çabuk çabuk kılınıyor. Bir an önce bitirilip de kurtulup kaçılmak isteniyorsa o namaz huşudan çok uzaktır. Aziz kardeşlerim huşu kelimesini birkaç şekilde tarif etmişlerdir. Ancak huşu özellikle namazda huşunun iki tarafı vardır. Huşu azaların sükunet bulması, kalbin sekinet huzur bulmasıdır. Kalp huzur sekinet bulacak kendisini yaratan Mevla'ya karşı takva ile derin bir minnet ve hürmet duygusu taşıyacak. Birincisi bu Ben Rabbimin huzurundayım. Onun huzuruna geldim. Beni yoktan var etti. Türlü türlü nimetler bahşetti. Ben ona minnettarım. Ben ona şükran duyuyorum." Dedikten sonra bir yandan da bedeni, azaları sükunet bulup sağa sola meyletmeksizin namaza durmaktır. Namazda huşuğun birinci adımı budur. İnşallah kısa bir aradan sonra kişiye namazda huşu kazandıracak, onun huşuğunu artıracak sebepleri ve huşuya zarar verecek, engel olacak sebepleri anlatacağız aziz kardeşlerim. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. aziz kardeşlerim muhterem izleyiciler hoşu kalpte bulunan derin Allah sevgisi, Allah korkusu, Cenab-ı Mevla'ya olan derin hürmet bizim amellerimize hayat katar. Hani süs çiçekleri görürsünüz. Uzaktan baktığınız zaman çok caziptir, çok hoştur. Renkleri, şekilleri insanın içine böyle güzel duygular bırakır. Ama yanına gidip baktığınızda ne bir kokusu, ne de bir tazeliği vardır. Bezdendir. Huşu olmayan ibadetler aynı bu şekilde cansız ve ruhsuz ibadetlerdir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın en çok yaptığı dualardan bir tanesi de şu idi. Allahümme inni bike min ilmin la yenfe'u. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, faydasız bilgiden, sana sığınırım ya Rabbi. Faydasız bilgi. Kıskançlık duyulacak iki şey vardır. Hiçbir şekilde kıskançlık yapmak caiz değildir. Ama iki şey vardır ki ancak ona kıskançlık duyulur. La hasede illa fitneteyn buyuruyor Efendimiz bir hadis şeriflerinde. Ancak ve ancak iki şeye kıskançlık duyulur. Ona da kıskançlık denmez de gıpta denilir. Kıskançlık caiz değildir. İki şeyi ah keşke ben de öyle olsaydım, benim de olsaydı diye müminin iç geçireceği iki şey vardır. Bir tanesi, رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَعْمَلُ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Bir adam ki kendisine ilim ve hikmet verilmiş kendisi onunla amel ediyor ve onu insanlara öğretiyor. Varaculun Allahu malen fesullita ala halaketihi fil hak. İkinci gıpta edilecek kişi de Mevla kendisine mal vermiş, hayırlı, helal kazancından salih mal vermiş, helal mal vermiş. O da o malı Allah yolunda kullanıyor, sarf ediyor, Mevla'nın rızasına uygun bir şekilde zekatını veriyor, sadakasını veriyor, hayır hasenat yapıyor, dini İslam'a hizmet ediyor, bir de buna gıpta edilir. Öyleyse ilmi olup da ilmiyle amel eden kişiye gıpta etmek caizdir. Ah benim de böyle ilmim olsa denilir. Ama bir de faydasız ilim var ki Efendimiz Aleyhisselam faydasız ilimden Allah'a sığınıyor ve bir başka hadis-i şerifinde aman ya rabbi inne eşedde'n-nâse azâben yevmel kıyamete kıyamet gününde insanların azap bakımından en şiddetlisi kimdir? Alimun lem yenfa'hu ilmuh. Bilgisi kendisine fayda vermeyen alim. Kur'an okuyor, okuduğu Kur'an'dan hiç etkilenmiyor. Kur'an okuyor, okuduğu Kur'an'la hiç amel etmiyor. Sohbet yapıyor, sohbetlerindeki mevzuları kendisi tatbik etmiyor. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyle. Sahih bir hadis-i şerifte yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki cehennemde bir kişi iç organları dökülmüş, iç organlarının etrafında böyle af buyurun kuyudan su çeken merkebin döndüğü gibi dönüyor. Dönüyor. Eziyet, azap, ceza çekiyor. Soruluyor kendisine, deniyor ki ya sen dünyadayken alim, fazıl, şöyle bir adamdın, hep sohbet ederdin, anlatırdın. Sen bu azaba niye çaptırıldın? Der ki ben size emrederdim ama ben size anlatırdım ama anlattıklarımla kendim amel etmezdim diyecek. Onun için Efendimizin dört duası var, sığındığı dört şey var. Bir tanesi, Ya Rabbi faydasız ilimden sana sığınırım. İkincisi, وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ İçinde huşu olmayan Me Cenab-ı Mevla'ya karşı derin bir minnet, hürmet, tazim, haşiyet taşımayan kalpten İçine doldurmuş kalbine. Ne ararsam var, tek bir şey yok. Ne yok? Allah sevgisi ve korkusu yok. Ne yapayım öyle kalbi? Böyle bir kalpten sana sığınırım ya Rabbi. Üçüncü olarak Efendimiz Aleyhisselatü vesselam وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ Doymayan nefisten, doymayan gözden, bitmek, tükenmek bilmeyen arzuları, istekleri, ihtirasları olan nefisten böyle doyumsuzluktan ya Rabbi sana sığınırım. Ve min da'vetin la yustecabu leha dördüncü olarak da Allah'ım icabet olunmayan, kabul olunmayan duadan senin dergahına yüksel, yükselme vasfını taşımayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Mevla herkesin duasını kabul eder. El açanın duasını kabul eder. Dilekçe yazana mutlaka cevap verir. Ancak adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Nasıl Mevla onun duasını kabul edecek ki buyuruyor başka bir hadis-i şerifinde. İkinci Efendimizin dualarında Mevla'ya sığındığı Ya Rabbi huşu olmayan kalpten sana sığınırım buyuruyor huşu ibadetlerimizin can damarıdır. Canıdır, ruhudur. İbadetlerimizde özellikle de namazlarımızda kuşu sahibi olmamız gerekir değerli kardeşlerim. Bakınız. Namazlarımız üstün kaliteli olmalı. Namazlarımız dost doğru ve çok güzel olmalı. Aziz kardeşlerim. Sevgili peygamberimiz hadis-i şeriflerinde namazın önem ve ehemmiyetini anlatmıştır. Ancak dikkat buyurun. Peygamberimiz hiçbir zaman sahabe-i kiramı önüne oturtup onları toplayıp ey ashabım namazın farzı 12 altısı dışından altısı içinden dışındakiler hadesten taharet necasetten taharet setrül avret dememiştir. Namazın vacipleri şunlardır dememiştir. Namazın sünnetleri şunlardır dememiştir. Allah Allah. Yani Peygamberimiz oturup ashabına böyle farzları şunlar, vacipleri şunlar, sünnetleri şunlar, edepleri şunlar diye tavsiye, tarif, talim etmemiştir. Ya nasıl olmuştur? Peygamber Aleyhisselam namazı nasıl öğrendiyse öyle öğretmiştir. Peygamber Aleyhisselam namazı nasıl öğrenmiştir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, daha önceki sohbetlerimizde anlattık. Nübüvvetin ilk gününde Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, şimdi bana bak ben ne yapıyorsam sen de aynısını yap diyerek abdest almış. Peygamberimiz de ona bakarak abdest almış. Cebrail aleyhisselam namaz kılmış, kıyam yapmış, peygamberimiz kıyamda durmuş, rükû yapmış, peygamberimiz rükû yapmış, secde yapmış, tahiyyata bulunmuş, oturmuş, peygamberimiz de bakarak aynısını yapmıştır. Peygamberimiz ashabına namazı nasıl öğretmiştir? Şöyle buyurmuştur. Sallu kemer eytümûni usalli. Bana bakın beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, benim kıldığım gibi namaz kılın. Hani küçük çocuklar namaz kılmayı merak ederler bizde ne deriz? Benim arkamda dur. Ben ne yapıyorsam aynısını yap deriz ya. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da ashabına ve bizlere namazı öyle tarif etmiştir. Namaz sadece anlatmakla olmaz. Namaz kılınır aziz kardeşlerim. Beş vakit cemaate giden kardeşlerimize ne mutlu. Rabbim bizleri cemaatten cemaatlerden ayırmasın. Beş vakit namazı cemaatle kılma gayreti içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin. Ancak namazlarımızı bazen evde kılalım. Evde kılarken de tadili erkanla birazdan anlatacağız inşallah. Tadili erkanla kılalım, güzel kılalım. Evdeki çocuklarımıza, kızlarımıza, torunlarımıza, evlatlarımıza örnek olalım. Namazı huşu ile kılalım. Müminun suresinin ilk ayetleri Kad eflehal müminun ellezine fi O müminler felah bulmuşlardır. O müminler ki namazlarını huşu ile kılarlar. Tabiinin büyüklerinden İbn Sirin rahmetullahi aleyh anlatıyor diyor ki bu ayeti celil inmeden önce sahabe-i kiram namaza durdukları zaman gökyüzüne sağa sola bakarlardı. İslamiyet'i ilk öğreniyorlar. İslam'ın emirleri yeni geliyor. Bazısı elini şöyle böğrüne koyardı namaza dururken, namaz kılarken. Ayet-i cedile indi. Müminler felah bulmuştur. O müminler ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Ayeti inince hepsi artık namaz içerisinde sağa sola bakmaktan, Ellerini böğürlerine koymaktan, o şekilde namaza durup namaz kılmaktan uzaklaştılarlar. Nasıl namaz kılardı sahabe-i kiram? Adeta başlarının üzerinde bir kuş var böyle. Titrese o kuş uçacak. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Radıyallahu anha. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin. Diyor ki bir gün namaz kılıyorum. Namaz kılarken böyle biraz sallanıyorum diyor. Babam gördü. Kim Hazreti Ayşe annemizin babası? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Beni gördü, bir kızdı, bir kızdı bana diyor. Namaz içerisinde niye titriyorsun, sallanıyorsun? Namaz içerisinde titremek, sallanmak, sallanarak ibadet yapmak Yahudilerin adeti. Namaz içerisinde sallanmayacaksın. Namaz içerisinde sallanıyor. Orasını burasını kaşıyor, elbisesini düzeltiyor, efendim başka başka şeyler yapıyor. Bunlar tamamen huşuya zarar verir az kardeşlerim. Namazı huşu ile kılmak durumundayız. Evet, müfessirlerin büyüklerinden İmam Nesefi Hazretleri huşuyu tarif ediyor. Haşi'un, onlar namazlarında huşu içerisindedirler. O müminler demek Hâifûne bil kalbi, kalpleri Allah korkusuyla dolu. Sâkinûne bil cevârihi, vücut azaları da sükûnet içerisinde olurlar buyuruyor. Demek ki huşû'un iki yönü var. Bir, kalp Allah'a karşı minnet, şükran ve Allah korkusuyla, hürmetle dolacak. Vücut azaları da sükûnet bulacak ki kişinin namazı huşulu olsun aziz kardeşlerim. Bakınız sizlere kişinin namazda kuşunu artıracak, namaz kalitesini artıracak, namazdaki derecesini artıracak bazı şeyleri şimdi saymak istiyorum. Bir kişi namazda huşu sahibi olmak için her şeyden önce namazda böyle istekle gelmeli, kalbini Allah'a yöneltmeli ve meyil etmeli. Kalbinin dünya ile alakalı olan kısmının motorlarını stop ettirmeli. Hani arabanız var. Arabanızı bir yere park ettiniz. Çalışır vaziyette park eder misiniz? Etmezsiniz. El freni çekilmemiş şekilde park eder misiniz? Etmezsiniz. Neden? E, o şekilde park ederseniz bir anda ya kayar ya bir sıkıntı olur, araba gider bir yere vurur. Siz bir kişi namaza duracak. İlk önce dünya ile alakalı olan kısımları kalbindeki o kendisini dünyaya bağlayan düşünceleri bir kenara bırakmalı. Allahu Ekber derken avuç içleriyle Kabe-i Muazzama'nın yanındaki Hacerül Esved'e Orada bulunanlar Bismillahi Allahu Ekber diye selam veriyor. Biz de namaza dururken Allahu Ekber derken Kabe-i Muazzama'ya orada bulunan Hacer-ül Esved'e selam veriyoruz. Bir yandan da elimizin tersiyle bir şeyleri itiyoruz. Yok diyoruz. Dünyevi düşünceleri sizi dünyaya iki elimin tersiyle arkama ittim demiş oluyoruz adeta. Allahu Ekber deyip ellerimizle de dünyayı arkaya itip el bağlıyoruz. Birincisi kişi kalben namazda Allah'a yönelmeli. Nefsiyle pazarlık yapmalı. Demeli ki ey nefsim bak ben şimdi namaza duruyorum. Ağlasan da, bağırsan da, çağırsan da ben şimdi bu seccadeye durdum, bu camiye geldim, bu namaz kılınacak. Bari akıllı ol, ahirette cehenneme girip yanacak olan, bunun cezasını çekecek olan da sensin. Gel sen akıllı ol beni meşgul etme, şu şeytana uyma, şu şeytanın vesveselerine kanma, gel bir güzel namaz kılayım, sen de rahat et, ben de rahat edeyim diye adeta nefsiyle bir pazarlık yapmalı. Kalbiyle namaza böyle hazırlanmalı. Ancak bundan önce namaza bir hazırlık yaparsa bu hususu da temin etmiş olur. Ezan okunuyor, abdesti yok. Aa ezan okunuyor, hemen abdest alıyor, çabuk çabuk abdest alıyor, nefes nefese. Koşa koşa geliyor. Efendim, imamın işte farzın birinci rekatında ve ikinci rekatında yetişiyor. Allahu Ekber namaza duruyor. Namaz vücut duruyor, beden duruyor, kalıp duruyor ama kalp daha dışarıda oluyor aziz kardeşlerim. O namazda çok fazla huşu olması mümkün değil, çok zor. Hoşulu bir namaz için kişi ezan vaktinden önce abdestini alacak. Kendisini hani şimdiki modern tabirlerle yeni tabirlerle motive edecek. Konsantrasyon sağlayacak. Hani öyle diyorlar ya. Kendisini namaza böyle gönülden bağlayacak. Bunun için de namaz hazırlığını erken yapmalı aziz kardeşlerim. Kişinin namazda huşulu olması için beden, vücut azalarının sükunet bulması gerekir. Ellerimizi bağlıyoruz. El bağlamak o yüce padişahın, alemlerin, Rabbinin huzurunda zilletin, ezikliğin göstergesi, kulluğun ifadesidir. Ellerimizi bağladıktan sonra ne yapıyoruz? Gözlerimiz nerede oluyor? ayaktayken bakışlarımız secde mahallinde olacak. Gözlerimiz gezerse, göz nerede olursa gönül de ona tabi olur. Gözlerimiz sağa sola bakarsa, gönlümüz de gözümüzün peşinden sağa sola gider, kalbimiz Mevla'nın huzurunda olmaktan çıkar. Öyleyse namazda ellerimizi bağladık, gözlerimiz secdede. Rükudayken gözlerimiz ayak parmaklarının ucunda, Secdeye gittik, gözlerimiz şu, burun kanatlarında. Tahiyyatta oturuyoruz, gözlerimiz kucaklarımızda olacak. O yüce padişahın huzurunda dergah ı ilahide olduğumuzu bedenimizle hissedeceğiz, kalbimizle yaşayacağız. Huşuyu sağlayan bir başka hususta aziz kardeşlerim, namazda okuduğumuz ayetleri tesbihatı yavaş ve tane tane okumak anlaşılır bir şekilde okumaktır aziz kardeşlerim. Bakınız. Bir kişi Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir harf okursa bir harfe en az ne kadar sevap var? Bir harfe on sevap var. Ancak bu namazın dışında okursa. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'i namazın içerisinde okursa bir harfe bir çarpı on çarpı o namazın kalitesi ve derecesine göre sevap verilir. Hele o namaz cemaatle kılınıyor ise o okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin harfleri artı bir de 25 ve yahut da 27 ile çarpılır. Kişinin okuduğu en çok sevaplı Kur'an-ı Kerim Namaz içinde okunan Kur'an'dır. Ancak namaza duruyoruz. Dikkat ver Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve Ne dedin kardeşim? Ya hocam işte çabuk işim var. Olmaz kardeşim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahman Rahim Ne dedin kardeşim? O velad O velat dallini anladım. O tamam. O velat dallini e gelene kadar bir şeyler söyledin sen. Ne söyledin? Kardeşim, Kulü Allah'a et Allah sana hayır olmadı olmadı. Kul huvallahu ehad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Ama çok acelem var. Hızlı kıldığın namaz ile yavaş kıldığın namaz arasında yemin ederim ki iki dakika fark eder. İki dakika. Çabuk çabuk okuyarak namazda Yasin-i Şerif okumaktansa yavaş okuyarak İhlas-ı Şerif okuman daha hayırlı. İhlas-ı Şerif'i tane tane okuduğun, okuyarak kıldığın bir namaz, Yasin-i Şerif'i böyle harflerini yutarak, harflerini birbirine katarak okuduğun Yasin-i Şerif'li namazdan daha hayırlı. Ruküye gidiyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ne dedin aziz kardeşim? Ah benim güzel kardeşim şunu tane tane Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim desene, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la desene, bakınız, namazda huşu kazandıracak, namaza ruh, namaza can kazandıracak, can verecek şeylerden, huşuya sebep olacak şeylerden bir tanesi de namaz içindeki sureleri, ayetleri, duaları yavaş yavaş ve tane tane okumak. Kişinin namazda huşuğunu artıracak yine bir takım şeyler var. Bunlardan bir tanesi nedir? Ölümü hatırlamaktır. Ölümü hatırlamak. Hatem-i Esam rahmetullahi aleyh, İslam büyüklerinden. Sağır Hatem derlerdi kendisine. Niye sağır Hatem diyorlar? Kendisine bir hanımefendi soru sormak üzere gelmiş. Tam soru soracağı sırada hanımefendiden çirkin bir ses çıkmış. Af buyurun. Gellenmiş derler, çok mahcup olmuş, kıpkırmızı olmuş, eyvah bu büyük zatın yanında bu ses benden nasıl çıktı? hatem Esam rahmetullahi aleyh, sanki onun sorusunu hiç duymamış gibi kadıncağız bir soru soracak. Kızım biraz yüksek sesle söyle, ne dediğini duymuyorum demiş, kadıncağız biraz daha yüksek sesle söylemiş. Evladım biraz daha yüksek sesle söyle. Kulakların biraz ağır deyince kadınca iyi bari demiş. Bu benim benden çıkan nahoş sesi duymadı. Oh demiş. Daha yüksek sesle konuşmuş. O da o kadıncağızı üzmemek için ömür boyu böyle bazı sözleri ağırdan işitiyormuş gibi yapmış ki o kadıncağız mahcup olmasın diye derler. Böyle bir rivayet. Ama büyük bir Allah dostu. Diyor ki namazı nasıl kılacaksın? kıldığın namaz. Bu benim son namazım. Azrail aleyhisselam arkanda. Bana demiş ki, ey kul bu senin son namazın, selam verince ruhunu kabz edeceğim, ona göre kıl. Namaz kılarken Allahu Ekber diye tekbir aldığım zaman, önümde surat köprüsü. Sağ tarafımda cennet, sol tarafımda cehennem, selam verince Rabbim ruhumu kabz edecek diye huşu ile bir namaz kılacaksın ölümü hatırlayarak. Veyahut da şu nefisle bir pazarlık yapalım. O nefse diyelim ki ey nefis bugüne kadar kırarak dökerek bir sürü namazlar kıldın. Gel şöyle örnek numune hayatım boyunca hiç kılmadığım bir namaz kılacağım şimdi. Hissesini çıkarma. Nasıl bir namaz? Adeta mahşer kurulmuş. 124 bin peygamber, 224 bin peygamber beni seyrediyor, melekler beni seyrediyor, Rabbim beni seyrediyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ya, ben mahşer günü ümmetim ile diğer ümmetlere iftihar ederim. Şimdi ben iki rekat bir namaz kılacağım. Hiç kimseden bir beklentim yok. Sadece Rabbimin rızasını kazanmak amacıyla. Ey kulum şöyle Kılabildiğin en güzel namazı kıl deseler nasıl bir namaz kılardık? Bazı namazlarımızı hiç olmazsa öyle kılalım. Öylelikle içi huşu dolu Rabbimizin rızasına uygun namazlara yol bulalım. Böyle namazlar kılmayı alışkanlık haline getirelim. Ve bizden önce namaz kılan büyüklerimizin hallerini düşünelim. Onlar namaz kılarken Cehennemi hatırlatan ayetler okunduğu zaman yüzleri sarar. Hatta Hazreti Ömer, Ömer Efendimiz'in bayıldığı, baygınlık geçirdiği rivayet edilir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'in ayağına ok battığı zamanda narkoz yok, lokal anestezi yok. Bu ok nasıl çıkacak? Ok vücuda batması kolay. Çıkarken o ters tarafı vücudu yırtarak çıkıyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ben... Namaza durduğum zaman ayağımdaki oku çekin. Rivayet bu. Ama ben Hazreti Ali Efendimizin öyle bir vecd istirak halinde olabileceğine inanıyorum. Kim ne derse desin ben bu rivayeti kabul ediyorum. Hazreti Ali Efendimize yakışır. Onun imanı, inancı, takvası o noktadadır. Namaz kılıyor, selam veriyor. Ben namaz kıldım. Ayağımdaki oku niye çekmediniz? Ey Ali, ayağındaki oku çektik. Senin haberin olmadı mı? Hayır, haberim olmadı. Namazda öyle bir huşu, öyle bir haşyet, öyle bir vecd, öyle bir istirak halinde ki ayağındaki o oku çekiyorlar, hissetmiyor. Aziz kardeşlerim, namazlarımız huşu dolu olsun. Namazda huşu sahibi olmak için mümkün mertebe aziz kardeşlerim. Camide namaz kılıyorsak önümüzde insanların geçeceği yerde namaza durmayalım. İnsanların konuştukları mıntıkada namaza durmayalım. Gürültülü olan yerlerde namaza durmayalım. Evde namaza duruyor, televizyonun da haberleri açmış, sesini açmış, Allahu Ekber bir yandan da haberleri dinliyor. Öyle namaz olur mu aziz kardeşlerim? Namaz kıldığın yerde mümkün mertebe insanlar olmayacak eğer evde kılıyorsan başka sesler olmayacak ki kendini Mevla'ya, Rabbine tam olarak veresin. Namazın huşu ile de olsun. Namazda huşuya engel olan şeylerden bir tanesi de Efendimizin tabiriyle horazın yem gagaladığı gibi namaz kılmak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu şekilde namaz kılan bir kişiyi uyarıyor. Bir adam geliyor mescitte çabuk çabuk namaz kılıyor. Efendimiz buyuruyor ki اِرَجَا فَسَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ Dön namaz kıl, senin kıldığın namaz değil. Adamcağız gidiyor, güya aklı sıra biraz daha güzel kıldığını zannederek gidiyor, namaz kılıyor, geliyor ama namazı nasıl kılıyormuş? Adeta yaylı bir mekanizma gibi, bir mekanik alet gibi. Hiç fasıla vermeden, durmadan, Rüküye gidiyor, kalkıyor, secdeye gidiyor, kalkıyor. Çabuk çabuk kılıyor. Efendimiz üçüncü defa اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ Dön ve namaz kıl. Senin bu kıldığın namaz da olmadı deyince Ya Resulallah benim bildiğim, bileceğim budur. Ben başka namaz bilmiyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا كُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ Namaza kalktığın zaman tekbir al. Sümme kara teyessere ma'ike minel Kur'an. Ondan sonra kolayına gelen yerlerden Kur'an'dan bir parça oku. Hani az önce dediğimiz gibi çabuk çabuk değil. Sadece böyle dalin anlaşılıyor. Gerisi anlaşılmıyor. Öyle değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki umdin. İyyâk na'budu. İyyâk nusra'in. İki dakika fark eder böyle yavaş okursan. Böyle kolayına gelen yerlerden Kur'an'dan oku. Sonra "Sümmerka hatta tatmain rakian." İşte işin püf noktası bu. Rükûye gittiğin zaman mutmain olarak, azaların sükûnet bularak git. Sümmerfa <laughs> hatta ta'dile kaimen. Rükûdan kalk, dost doğru olarak kalk. Thüm mezcud hatta tatme inne ondan sonra secdeye git, azaların sükûnet bulacak şekilde git. Thüm marfa hatta tatme inne secdeden kalk, azaların sükûnet bulsun ve fəllide ali kafi suret işte bütün bu tarif ettiğim şeyi namazın tamamında tüm namazlarında yap, işte o zaman namazın namaz olur. Aziz kardeşlerim buna fıkıh ne diyor? Tadili erkan. Tadili erkan. Hani namazın farzı kaçtır? 12'dir deniyor ya. Namazın farzı bir başka görüşe göre 13'tür. Namazın 13. farzı nedir? Namazın 13. farzı tadili erkandır. Namazın 13. farzı neymiş? Tadili erkan. Tadili erkan nedir? Bakın şimdi size yedi kelime ile tadil erkanı tarif edeceğim. Lütfen bu yedi kelimeyi ezberleyelim. Namazın bir rivayete göre 13. farzı bir rivayete göre namazın vacibidir. İmam Şafii Hazretleri ve İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden Ebu Yusuf farzdır diyor. İmam Ebu İmam Muhammed ve İmam-ı Azam Hazretleri ise vaciptir diyor. Neye? Tadili erkana. Tadili erkan nedir? 7 kelime. Ruku secde, kavme celsede azaların sükunet bulması. Bakın yedi kelime. Ruku secde, kavme celsede azaların sükunet bulması. Ruku ne demek? Kişinin namazda eğilmesi demek biliyorsunuz. Secde kişinin namazda secdeye varması demek. Kavme ne demek? Kavme kişinin namazda rükudan kalkıp doğrulmasına kavme denir. Hani rükudan kalkıp doğruluyoruz ya buna kavme denir. Celse nedir? Celse iki secde arasında oturmaya denir. Bu dört yerde azaların sükunet bulmasına da tadili erken denir. Neydi o dört yer? Hatırlayalım ve unutmayalım lütfen. Rükû, secde. Kavme celsede. Kavme rükudan kalktıktan sonra secde iki secde arasında azaların sükunet bulacak şekilde durmasına fadile erken denir. İmam Şafi Hazretlerine ve İmam Ebu Yusuf'a göre farzdır. Her kim rükû secdede ve rükû secdeden kalktıktan sonra azalar sükûnet bulmazsa İmam Şafi, İmam Ebu Yusuf'a göre namazı olmaz çünkü farzı terk etmiştir. İmam Muhammed ve İmam-ı Azam Hazretlerine göre ise vacibi terk etmiştir. Sehir secdesi yapması gerekir. Bakın ne kadar önemli. İşte namazın huşuğu, namazın tamamı bununla olur aziz kardeşlerim. Böyle namaz kılarsak o namaz bize miraç olur, dünyada da yükseltir, ahirette de yükseltir, dünyada da ahirette de bizlere çok şeyler kazandırır. Ya Rabbi Bizleri ve bizleri seyreden kardeşlerimizi namazdan ayırma ya Rabbi, Kur'an'dan ayırma ya Rabbi, imandan ayırma ya Rabbi. Allah'ım bizi, bizleri seyreden kardeşlerimizin vücuduna sıhhat afiyet, ömürlerine bereket ihsan eyle ya Rabbi. Helal hayırlı rızıklar yemeği nasip eyle, haram rızıklardan, şüpheli rızıklardan bilerek, bilmeyerek devlet malı, yetim malı, vakıf malı yemekten, çoluk çocuğumuza yedirmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Derdi olan kardeşlerimize devalar ihsan eyle. Borcu olan kardeşlerimize hayırlı edalar ve o edanın sebeplerini ihsan eyle ya Rabbi dini devlet, vatan millete hizmet edenlerin vücutlarına sahat afiyet, ömürlerine bereket, bileklerine, yüreklerine güç kuvvet ihsan eyle, sınır boylarında, hudutlarda, dağlarda, derelerde, tepelerde, gece gündüz demeden, vatanı, dini, İslamiyeti muhafaza eden yavrularımıza sen yardım eyle, onları muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Lütfu keremine dualarımızda kabul eyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Her türlü hayır muratlarınızı Mevlam ihsan eylesin. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim, aziz izleyiciler.